gece yarısı ilaç almak hasıl oldu. İlacı bitirmiş ve ilaç almak için eczane ararken Sayın Gencebay'la hatta birlikteydik. Hatırlarsınız. İki tane Urfalı delikanlıya eczane nerede diye bize tarif etmelerini rica ederek sorduğumuzda eczane biraz uzakta. Lakin arabamız yakında. İsterseniz durum acilse hemen sizi de alalım. Gidelim ilaçları da alalım. Neredeyse hastanız hastaya da götürelim, gerekirse de hastaneye götürelim dediler. Yani tabii biz bu durumdan çok etkilendik. Çünkü biz artık büyük şehirde yaşayan insanlar olarak bu tip dosya yaklaşımlarla pek sık karşılaşmıyoruz maalesef. Bu ve bunun benzeri çok güzel dostluklarımız oldu. Sırasıyla anlatırız. İşte çok güzel bir soru sordunuz. Sağ olun, teşekkürler. Zaten derneğimizin amacı o köprü dediğimizden konu da bu açılıyor. İnşallah daha sonra Urfa ilkiydi, ondan sonra Diyarbakır, Mardin gibi diğer illerimize de yapacağız bu aynı geziyi de. Öncelikle bunu söyleyeyim ben. Urfa'ya kültürel bir gezi, kaynaşma gezi götürdüğümüz zaman, burada yaklaşık 100 kişiye yakın ve basının, İzmir basınımızı götürdüğümüz zaman herkesin ön bir yargısı vardı. Acaba Urfa'da bizim yolumuzu keserler mi? İşte bizi falan filan, yani hep bir kötü bir ön Değişik bir yargı. Urfa algısı vardı, evet. Amaç onu kırmaktı zaten. Her götürdüğümde herkesin oradaki halkın sıcaklığını, oradaki halkın misafirseverliğini, oradaki halkın bizleri başın üstünde böyle gezdirmelerini, onları görünce herkesin bu ön yargısının kırıldığını gördük. Hatta çoğu götürdüğümüz misafirler de, yani iyi ki de getirdiniz bu konuyla ilgili, iyi ki de bizi bu konuda aydınlattınız. Zaten amacımız da buydu. Doğuyu, batıyı hepsi bizim yerimiz. Bunu barışı için olması gereken ne varsa hep beraber. Evet, Ben ben... bu arada diğer sivil toplum örgütlerinde de bu konuda destek istiyorum. Onların da katkılarını bekliyoruz. Maddi değil, manevi katkılarını Maalesef, istiyorum. Diğer Sivil toplum kuruluşları, dernekler, odalar, işte siyasilerimize ve basınımıza da çok işler düşüyor bu arada. Evet, biz gerçekten ben de Urfa'ya ilk defa gitmiştim, Şanlıurfa'ya. Sevgili izleyenler, gerçekten Urfa özellikle belediye başkanı Fakı Baba, Ahmet Eşref Fakı Baba'nın uygulamasını çok dikkatimi çekti, bir uygulaması. Her akşam sevgili izleyenler Urfa'nın bütün caddeleri esanslı suyla beraber yıkanıyor. Her akşam yıkanıyor. Bu da çok dikkatimi çekmişti. 3 gün boyunca orada tabii ki biraz da kilo aldık da diyebiliriz başkanlarımıza. Ciğer çok yedik orada. Maalesef. Evet, ciğer ve kebabı zaten anlatmaya gerek. Urfa kebabı çok meşhur. Ve orada hakikaten Urfa izlenimleri bakımından gerçekten böyle İzmir'de veya başka Batı illerinde algılandığı gibi bir şehir olmadığını, peygamberler şehri, insanları son derece mütevazi, son derece misafirperver olduklarını bize kat ve kat orada hissettirdiler, gösterdiler. Yani orada 3 gün kaldık. 3 gün boyunca hem gazeteci büyüklerimizle hem de başkanlarımızla beraber Urfa gezimizde çok olumlu, çok güzel temaslar kurduk ve çok güzel anılarla, güzelliklerle tekrar İzmir'e geri döndük diyoruz. Ve hemen şimdi ben Cemal, istersen buyurun. bu ara bir şey yapayım. Yani bu arada hani Urfa'ya gittiğimizde başkanların, diğerlerin vermiş olduğu katkılardan burada yine kamera karşısında onlara teşekkür edelim. Sayın Urfa Valisi, Belediye Başkanı Fakı Baba, Harran Üniversitesi Rektörü bizlere bayağı bir katkı yaptılar. Urfa Valisi bütün her şeyimize ilgilendi. Yatmamıza, kalkmamıza, yememize, içmemize çok sağ olun. Burada ona teşekkür ederim. Evet. Seyircilerin ve sizin huzurunuzda. Temennimiz onları da aynı şekilde buraya davet edeceğiz. Onları da burada biz ağırlayacağız. Karşılıklı böyle kültürel bir geçişle sürekli onları bize, biz onları ve önümüzdeki günlerde de bir de ticari bir gezi yapacağız oraya, Onu Urfa'ya tekrar. soracaktım. Ben yani hedeflerinizin arasında ne var diye siz hemen onu da birazını söylemiş oldunuz.
İşte heyet olarak Urfa'ya gidildi, Balkan dernekleri geldi, orada çok iyi karşılandı, Balkan sıra gecileri yapıldı. İşte bakan düzeyinde destek gören bir projeydi. Özellikle Urfalılar ve orada yaşayan halk çok güzel Balıklı Göl'de o Balkan ezgilerinin, türkülerinin seslendirmesine büyük oranda eşlik ettiler ve 5000 kişilik bir kalabalık vardı. Şimdi Urfa'ya gidildi, Urfa bir başlangıçtı, bir milat diyelim, oraya nokta koyalım. Bundan sonra ne olacak efendim? Şimdi Urfa'ya gidil, Urfa'dan sonra başka bir yerde yapılacak mı? İşte siz tekrar İzmir'de veya Balkan ülkelerinde gittiğiniz yerdeki misafirleri ağırlamayı düşünüyor musunuz? Bu projelerden bahsedebilir miyiz biraz? Şimdi bu Urfa'da yaptığımız etkinlik ciddi manada ses getirdi. Ama tabii bu tüm basının, sevdiğimiz dostlarının bize desteğiyle oldu. Sadece İzmir'den 14 tane basın mensubu arkadaşımız bizimle 4 gün boyunca Urfa kazan biz kepçe, tabiri caizse biz nereye gittiysek onlar da bizimle geldiler ve bu manada destekleri için teşekkür ediyoruz öncelikli olarak. Burada tabii yeni projeler olacak ama bunun önce bir meyvelerini alacağız inşallah. Çünkü bu sadece, biz sadece hedefimiz sadece kültürel bir şeyler yapmak değil. Yani bunu biz Anadolu içinde, Balkanlar içinde sadece kültür, bir sosyal etkinlik derneği kuralım diye yapmadık. Memleketimizin gelişmesine katkıda sağlayacak, ekonomik anlamda ilişkileri artırabilecek ve ekonomik ilişkilerin artması demek, istikrarın artması demektir. Diyalogların pekişmesi demektir. Bayramdan bayrama hatırlanmak değildir, her an birlikte iletişim halinde olmaktır. İlişkileri ekonomik ilişkiler destekler. O yüzden bizim buradaki hedefimiz, götürdüğümüz arkadaşlarımızın içerisinde zaten sanayici arkadaşlarımız da vardı. Bu arada biz derneğimizin yönetim yapısından da bahsetmedik ama programın ilerleyen akışında ona da değineceğiz. Sanayici iş adamları dostlarımız var. Yönetim kurulumuzda da bu arkadaşlarımız mevcut ve Fakı Baba'yı ziyaret ettiğimizde Sayın Eşref Fakı Baba'yı, Ahmet Eşref Fakı Baba'yı orada Şanlıurfa Belediye Başkanı'nı ve Urfa Valisi'ni ve sağ olsun bakanımız özel hepimizi ayrı ayrı kabul ettiler ve oradaki zenginliği adeta yeniden keşfettik. Yani ülkemizdeki birçok şeyi yeniden keşfeder gibi olduk. Tabii bu bir eksiklikti bizim için. Doğu'yu ve Güneydoğu'yu içine açıkçası batıdan baktığın zaman farklı gösterdiler bize hep. Doğu'daki insana da batıyı farklı gösterdiler. Biz bu problemleri de ortadan kaldırmak istiyoruz ve ekonomik, iktisadi ilişkileri de artırmak istiyoruz. Bunun için Sayın Fakı Baba'yı İzmir'e davet etmek niyetindeyiz. Bunu kendisine teklif ettik, kabul etti. İnşallah bunun ortamını da en kısa zamanda hazırlayacağız. İzmir Ticaret Odası'nda, İzmir Ticaret Borsası'nda, Sanayi Odası'nda bu meclislere hitaben kendisine ve Güneydoğu Anadolu kökenli iş adamlarına yatırım imkanlarını, onların buraya gelmesini ve buradaki Ege bölgesindeki sanayi kuruluşlarının Güneydoğu Anadolu'ya, Doğu'ya yatırım yapmasını ve kentler arasında ticaretin de artması için çalışmalar yapmak niyetindeyiz. Evet, bu ileriki büyük hedeflerden bazıları. Ben aynı soruyu yine Sayın Niyazi Güldük'e sormak istiyorum. Efendim, yaşananları siz de yakından takip ettiniz. Bu güzellikleri doyasıya böyle içinize aldınız. Bununla ilgili hedef, sizin hedefiniz, şimdi başkanlar tabii ki bir dernek eş başkan olunca fikirler çarpışıyor. Yani şöyle çarpışıyor. Beyin fırtınası oluyor. Daha güzelini nasıl yapabiliriz? Daha güzelini nasıl çıkartabiliriz? İyi hizmetler anlamında. Sizin düşünceniz nedir efendim? Siz Balkan Anadolu'yu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hedef projeler bazında. Bizim düşüncemizde de aynı. Hem bu işin sosyal etkinlikleri olacak, hem kültürel etkinlikler olacak. Bir de ayrıca ekonomi etkinlikleri olacak. Yani demin başkanım da özellikle dediği gibi. Demin de yarım kalmıştı. Siz bahsediyordunuz bir projeden. Oradaki iş adamları da buraya getireceğiz, tanıtacağız, anlatacağız. Buradaki iş adamları, sanayicilerimiz de ter götürüp o bölgelere çıkıyor. O bölgelerde de bayağı bir teşvikler var. Devletin desteklemiş olduğu, belediyenin desteklemiş olduğu, valinin desteklemiş olduğu çok büyük teşvikler var orada da. Onları da anlatacağız buradaki sanayicilerimize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza. Ondan sonra geçen gittiğimiz zaman çok önemli bir günde gittik Urfa'ya. Urfa'nın kurtuluşunu beraber kutladık. Tabii onların sevincini beraber paylaştık. Aynı ona benzer etkinlikleri Diyarbakır'da yapmayı düşünüyoruz. Bir mukavil Mardin'de yapmayı düşünüyoruz. Onları tekrar buraya getirmesini vesile olacağız her konusuyla.
oradaki ticarette uğraşanların arsadır, sanayidir vesaire o tarz şeylere yatırım. İş adamlarına tabii. Ticari bir köprü de oluşturmayı düşünüyorsunuz. Onu da ayrıca düşünüyorum. Bunu daha ileriki tarihlerde şu anda yurt içinde bunları yapıyoruz. Daha ileriki tarihlerde yurt dışına da taşıyacağız. Yani Balkanlara da taşıyacağız. Oradaki işte Suriye'dir, Irak'tır, İran'dır o bölgeleri de taşıyacağız evet. Bu şeyimizi. Projeler çok güzel. Projeler güzel. Bunun ilk ayağı yapıldı ve İzmir'e gelecek. Fakı Baba İzmir'e gelecek mi? İnşallah. Tabii tabii. Fakı Baba'yı, valiyi, ondan sonra oradaki milletvekillerini ve oradaki iş adamlarını biz özellikle davet edeceğiz. Bir heyetle getireceksiniz. Tabii, özellikle. Hatta...